Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve aleyhi ve sahbihi ve nara. Fesahat ve belagat ilmi 3 kısımdan oluşuyordu. Birisi beyan, birisi meani, birisi de bediye. Beyan, istiara ve mecaz konusunu işledi. Bize şimdi meaniye gelmiş olduk. Meani ise daha çok cümlenin taşıdığı mana, ondan sonra konum, hangi konumda ne şekilde kullanılır gibi konuları bize işleyecek. Birinci başlığımız taksimul kelami ila haberin ve inşain, kelamın haberiye ve inşaiye diye iki kısma ayrılışı. Bu zaten bizim nahvu ilminden de bildiğimiz şeydir aslında. Cümle-i haberiye neydi? Sıdk ve kizb ihtimali olandı. İnşaiye ise sadece sıdkı gerektiren idi. El kelamu kısmani haberun ve inşaun. Kelam iki kısımdır. Biri haber, biri inşa. فَالْخَبَرُ Peki haber nedir? مَا يَسِحُ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ اِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ اَوْ كَاذِبٌ Onu söyleyen kişi hakkında sadık ya da kâzıptır. Yani doğrudur ya da değildir demek mümkün olandır. Sahih olandır. فَاِنْ كَانَ الْكَلَامُ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ كَانَ قَائِلُهُ صَادِقًا Eğer kelam vakıa mutabık ise o zaman onu söyleyen kimse sadıktır demektir. Şimdi kelamın telaffuz aşaması var, bir de haricdeki vakı var. Yani kişi dedi ki Zeydun kaimun dedi. Dışarıda da baktık ki hakikatte Zeyd kaimse söylenen kelam ile dışarıdaki vakıa birbirine muvafık düşünce ona sıdk denir, muhalif olunca kezip olur. Eğer kişi Zeydun kaimun dedi, eğer dışarıda da Zeyd kaim ise sıdıktır, değilse kibdir. Ya da dedi ki Zeydun leyse bi kaimin dedi. Yani onun müsvet menfi olması önemli değil. Zeyd kaim değildir dedi. Baktık ki dışarıda Zeyd kaim değilse bu sıdıktır ama kaimse kibdir. Mesela ve in kana gayra mutabiqin lehu kana qailuhu kaziban, eğer mutabık da değilse kazip olmuş olur. Yani kısacası cümle-i haberiye olabilmesi için haricde gerçekleşmiş bir nisbet olması gerekir ki biz telaffuz nisbetiyle harici nisbeti birbiriyle karşılaştıralım, sıdk mı kız mı olduğuna karar verelim. Ama vel inşa'u ma la yasihu en yuqala li qailihi innehu sadikun fihi ev kâzibun. İnşa ise öyle bir kelamdır ki onu söyleyen kişi hakkında sadık ya da kâzip diyemeyiz. Neden? Çünkü haricde gerçekleşmiş bir nisbet bahis konusu değildir. Yoktur yani. İdrib Zeyden diyorsun. Zeyde vur. Vurma işlemi daha sonra, vurma işleminin daha sonra gerçekleşmesini talep ediyoruz. Yani vurma işlemi vakı olmuş değildir ki telaffuz nisbetiyle haricdeki nisbeti karşılaştırarım. Evet. Likulli cümletin min cümelil haberi vel inşa'i rüknani. Haber ve cümle inşasının her birisi için iki rükün vardır. Nedir o? Mahkumun aleyhi ve mahkumun bihi. Yani müsned ve müsnedu ileyhi. Nahvuda görüştüğüm, nedir? Çokça tekrar ettiğimiz konular bunlar. Mesela Zeydun kaimun dediğimiz zaman Zeyd mahkumu aleyhidir, kaimun ise mahkumu bihidir. Yani Zeyd'e kıyam ile hükmetmiş olmaktayız. Zeyd'e kaim olmakla hükmetmiş oluyoruz. Ve yusammal evvelu musneden ileyhi, mahkumu aleyhiye müsnedu ileyhi denir. Ve thani musneden, ikincisine de müsned denir ya da müsnedu bihi denir. وَمَا زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ غَيْرِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ وَالصِّلَةِ فَهُوَ قَيْدٌ Bunun dışında cümlenin içerisinde var olan fıdleler, مُضَافُ اِلَيْهِ وَالصِّلَةِ dışında onlara قَيْد denilir. Yani mutlak olan cümleyi takyid etmiş olurlar. Yani mesela sen darabe zeydun dediğin zaman Zeyd'e darb ile hükmettin ama yanında bir de dedin ki yevmel cumuati. Ne yaptın? Daha önce vurma işlemi mutlak idi. Yevmel cumuati demekle vurma işleminin zamanını takyid ettin.
Yani cuma gününe tahsis ettin onu. Ondan sonra dedin ki emamel emiri, hem de emirin önünde ona vurdu dedin. Burada da mekanını tekit ettin. Belli bir mekanla kayıtlandırdın onu. Yani her yanda, her tarafta, her zaman dövdü değil. Cuma gününde ve emirin önünde vurdu. Ondan sonra dedin ki bil asa, vurma işleminin nasıl bir aletle gerçekleştiğini ifade ettin. Diyorsun ki değnekle vurdu mesela. Kamçıyla değil de değnekle vurdu. Yumrukla, tekmeyle, taşla değil, değnekle vurdu diyorsun falan. Bunun gibi yani kayıtları çoğaltabiliriz. Evet. Taksimul kelam ila haberin ve inşain el emsile. Kale Ebu İshakinil Gazziyu levla Ebu Tayyibil Kindiyu memtelaet mesami'un nasi min medh ibni Hamdana. Evet. Ebu İshak diyor ki Ebu Tayyib-i Kindi'den olmasaydı insanların kulakları İbn-i Hamdan'ın medh ve senalarıyla dolmazdı diyor. Yani kısacası Ebu Tayyib-i Kindi'nin İbn-i Hamdan'ı çok çok methettiğini ve insanların kulaklarını onunla doldurmuş olduğunu ifade etmektedir. Şimdi bu kelam bir nedir? Haberiye kelamdır. Onu bahste göreceğiz. Ve kâle Ebu Tayyibi la eşreibbu ima ila ma lem yefut tama'an ve la ebitu ala ma fâta hasrana. La eşreibbu ila ma lem yefut tama'an وَلَا يَف۪يتُ عَلَى مَا فَاتَ حَسْرَانًا. Diyor ki henüz geçmemiş, yani kaçmamış bir fırsat varsa ben ona çok fazla tamah duymam. La اَشْرَئِبُّ bu ona doğru meyil etmek. İptila bir şeyin, bir şey böyle şöyle ne demek? Tamağ ile, büyük bir istekle, arzuyla görmeye, vakıf olmaya çalışmak demektir. La eşreibbu ila ma lem yefut tama'an. Henüz gelmemiş bir şeye ben çok fazla tamah göstermem. Ve la ebitu ala ma fâte hasrana. Geçmiş olanın da üzerine hasretle gecelemem. Yani bir şey geçip gitmişse de onu da ondan dolayı da çok fazla kendime dert edinmem. Rahatlıkla uykumu uyurum. Yani böyle hasret çekerek uykum kaçmaz. Geçmiş, gitmişse gitmiştir. Ne yapalım yani falan. Şimdi ve kâlel atâhiyye innel bakhîle ve in efâde gînen li tura aleyhi mekhayilul fakri, yok letura, litura değil de letura aleyhi mekhayilul fakri. Cimri insan innel bakhile ve in efade ginen, velev ki bir zenginlik ifade etse de onun üzerinde fakirliğin emareleri hep görülür. Yani bir insan cimri olduğu zaman kendisi zengin de olsa sanki fakirmiş görüntüsü verir. Ve kâle ba'dül hukemâ illi ibnihi, hikmet sahibi kimseler kendi çocuklarına şöyle demişler. Ya bunayye teallem husnel istimâ'i kemâ teteallemu husnel hadîsi. Ey evladım, güzel konuşmayı öğrendiğin gibi güzel dinlemesini de öğren. Konuşmak iyidir ama dinlemesini bilmek de önemlidir. Ve evsa Abdullah ibn Abbas reculen fekale, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma bir adama vasiyet ederek şöyle demiştir. La tetekellem bima la ya'nike
وَدَعِ الْكَلَامَ فِي كَثِيرٍ مِمَّا يَعْنِيكَ حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضِعًا. Evet, faydasız, seni ilgilendirmeyen konuları konuşma. Seni ilgilendiren konularda bile bir kısmında sükut et, hemen söze girme ta ki yerini buluncaya kadar. Ve da'il kelame, yani utrukil kelame fi kethirin mimma ya'nike. Seni ilgilendiren ve diyelim ki faydalı olan konuşmaların bile birçoklarını konuşmayı bırak ta ki onun yerini buluncaya kadar. Yani söz yerine geldiği zaman konuşulur. Ve kâle Ebu't-Tayyib. Ebu't-Tayyib diyor ki la telqa dehreke illa gayre mukterifin ma dama yeshabu fihi ruhakel bedenu. La telqa dehreke illa gayre mukterifin. Aşağıdaki haşiye diyor ki la tubali zamana ve sarufahu ma dumte hayyen fe inne şiddete وَالرَّخَاءَ يَتَعَاقَبَانِ فِيهِ عَلَى الْحَيِّ فَلَا يَأْسَ مَعَ الْحَيَاتِ. Hayat oldukça ümitsizliğe düşmemeli. Çünkü bir insan ruh bedende olduğu müddetçe şiddet de reha da, yani darlık da bolluk da, hüzün de keder de sevinç de birbirini takip edecektir. Arka arkaya gelecektir. Onun için sen diyor çok da aldırış etme. Çok kendine dert etme. لَا تَلْقَ دَهْرَكَ اِلَّا غَيْرَ مُكْتَرِسِنْ. Gayre mukterisin üzülmemiş olarak zamanını karşıla, zamanı karşıla. Kısacası yaşadığın olaylardan çok fazla üzüntüye falan düşme eğer içerisinde şiddet ve zorluk olursa. مَا دَامَ يَسْحَبُ ف۪يهِ رُوحَكَ الْبَدَنُ. Bedenin senin ruhuna arkadaşlık yaptığı müddetçe o zamanın içerisinde. Yani yaşıyor olduğun müddetçe demektir. El-Bahs. يخبرنا أبو إسحاق الغزي بأن أبا الطيب المتنبي هو الذي نشر فضائل سيف الدولة ابن حمدان. Evet, bize Ebu İshak el-Gazi haber veriyor ki Seyfü'd-Devla İbn Hamdan'ın faziletlerini insanlar arasında yayıp duran, neşreden kimdir? Ebu Tayyib-i Metnevi'dir. Ve eza'aha beynen nas, ve insanların arasında onu dağıtan, yayan. Mesela radyoya iza'a denilir. Niye? Çünkü haber yaymaktadır, yayın yapmaktadır. Ve yekulu levla Ebu Tayyib'i, eğer Ebu Tayyib olmasaydı ma zâgat şuhretu hâzel emiri, ma zâ'at şuhretu hâzel emiri. Bu emirin şöhreti bu kadar insanlar arasında yayılmazdı. وَلَا عَرَفَ النَّاسُ مِنْ شَمَائِلِهِ كُلَّ الَّذ۪ي عَرَفُوهُ. Ve insanlar onun özellikleriyle ilgili bu öğrendiklerini öğrenmezlerdi. وَهَذَا قَوْلٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْغَز۪يُّ صَادِقًا ف۪يهِ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَذِبًا. Bu öyle bir sözdür ki Ebu İshak-ı Gazi bu sözünde doğru da olabilir, yalan da olabilir. Yani eğer haricde, realitede gerçekten Ebu Tayyib Seyfü'd-Devle'yi bu demli övmüş ve onun övgülerini orada burada yaymışsa o zaman sıdıktır, değilse kızdır. فَهُوَ صَادِقٌ اِنْ كَانَ قَوْلُهُ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ. Eğer sözü gerçeğe mutabıksa sadıktır. Kâzibun inkâne kavluhu gayre mutabıkın il vâki'i, eğer mutabık da değilse kâzibdir. وَالْمَتْنَبِيُّ فِي الْمِثَالِ الثَّانِ يُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ قَانِعٌ رَادٍ بِحَالِهِ الَّتِي هُوَ ف۪يهَا. Metnebi ise ikinci misalde kendi nefsinden haber vermektedir ki diyor ki benim kanaatim oturmuş, ben içinde bulunduğum durumdan razıyım. Feleyse min adetihi en yetetalla'a müsteşrifen ila ma huve atin. Gelmekte olan bir şeye ise acaba ne olacak, ne bitecek diye böyle
tamahkar bir şekilde, yani böyle hırslı bir şekilde geleceğe de vakıf olmak istemem. Allah ne takdir etmişse o olur diye teslimiyet gösteririm. وَلَيْسَ مِنْ دَأَبِهِ اَنْ يَنْدَمَ عَلَى مَا فَاتَ. Geçip giden üzerine de pişman olmak onun adeti değildir. دَأَب adet demektir. وَلَيْسَ مِنْ دَأَبِهِ اَنْ يَنْدَمَ عَلَى مَا فَاتَ. وَمِنَ الْمُحْتَمَلِ اَنْ يَكُونَ كَاذِبًا غَيْرَ صَادِقٍ. Yine muhtemeldir ki bu iddiası, bu söylediğinde yalan da olabilir ya da doğru da olabilir. كَذَٰلِكَ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ اَبُ الْعَتَاهِيَّةِ فِي الْمِثَالِ الثَّالِثِ صَادِقًا فِي مَا قَالَ وَالدَّعَى وَيَجُوزُ اَنْ يَكُونَ غَيْرَ صَادِقِينَ. Yine Ebu'l-Atahiyye de üçüncü misalde söylediğinde doğru da olabilir, yalan da olabilir. Ne diyordu? Diyordu ki cimri adam her ne kadar kendisini zengin gibi ifade etse de aslında onun üzerinde fakirliğin emareleri hep görülür dedi. Üçüncü misale kadar ki verilen misaller cümle-i haberiyeydi her birisi. Neden? Çünkü mütekellimin sadık ya da kâzip olma ihtimali oralarda mevcut. Unzur ba'de zâlike ilel misâlir râbi'i. Şimdi bunu öğrendikten sonra diyor dördüncü misale bak. Tecidu kâilehu yunâdi veledehu ve ye'murhu en yete'alleme husnel hadîsi. Görüyorsun ki burada bir kişi kendi evladına seslenerek diyor ki güzel konuşmayı öğren. وَذَٰلِكَ كَلَامٌ لَا يَسِحُ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ. Diyordu ki ya بُنَيَّ تَعَلَّمْ حُسْنَ الْاِسْتِمَاعِ. Güzel konuşmasını öğren demiyor. Güzel dinlemesini de öğren. كَمَا تَتَعَلَّمُ حُسْنَ الْحَدِيثِ. Güzel konuşmayı öğrendiğin gibi. Yani güzel konuşmayı öğren ama güzelce dinlemeyi de öğren. Dinlemek de önemlidir diyordu. Olabilir, bahsi yapan müellif işin hadis konusunu ele aldı. وَذَلْكَ كَلَامٌ لَا يَسِحُ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِ اِنَّهُ صَادِقٌ فِيهَا وَكَاذِبٌ. Bu öyle bir sözdür ki bunu söyleyen kişi hakkında sadık ya da kâzip diyemeyiz. Neden? لِأَنَّهُ لَا يُعَلِّمُنَا بِحُسُولِ شَيْءٍ اَوْ عَدَمِ حُسُولِهِ. Çünkü bir şeyin gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş olduğunu bize bildirmiyor. Henüz oğluna emrediyor ve diyor ki öğren diyor. Gelecekte öğren. Bu iş daha ileride olacak bir iştir. Oğlum olup geçmemiş ki. Yani benim oğlum efendim güzel konuşmasını öğrendiği gibi güzel dinlemesini de öğrendi. Ve o öğrenme işlemi gerçekleşti demiyor. Henüz inşa ediyor. Diyor ki bak öğren diyor. İleride öğren. Tamam. Onun için ve innema huve yunadi ve ya'muru. Oğlun çağırıp ona emrediyor ve diyor ki öğren diyor. Kezalike la yasihu en yettasife Abdullah ibnu Abbasin fil misalil hamisi. Bu en yuttasefe olması lazım arkadaşlar. Kezalike la yasihu en yuttasefe Abdullah ibn Abbasin fil misalil hamisi vel metneyibiyyü fil misali. Yani biz bunu bir önceki cümleye bağlayarak diyoruz ki kezalike la yasihu en yuttasefe vasfedilmesi Abdullah bin Abbas'ın 5. misalde vel metnebiyyü fil misali sadisi, metnebinin de 6. misalde vasfedilmesi sahih değildir. Neyle? Bir sıkıya bil kirli. Yani orası o şekildeydi. Ama burayı biz şu anda bu sözünde Abdullah bin Abbas ya da efendim metnebinin bu sözlerinde sıdk ya da kirli'de vasfedilmeleri mümkün müdür? Hayır. La yasihu en yuttasefe. Tamam. لِأَنَّ كُلَّنْ مِنْهُمَا لَا يُخْبِرُ عَنْ حُسُولِ شَيْءٍ اَوْ عَدَمِ حُسُولِهِ. Çünkü ne İbn Abbas ne de metnebi bir şeyin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemiş olduğunu haber vermiyorlar. وَلَوْ اَنَّكَ
تتبعت جميع الكلام لوجدته لا يخرج عن هذين النوعين. Eğer diyor sen bütün sözleri, bütün kelamları araştıracak olursan bu iki çeşidin dışına çıkmadığını görürsün. Yani ya haberdir ya inşadır. وَيُسَمَّ النَّوْعُ الْاَوَّلُ خَبَرًا وَالنَّوْعُ الثَّانِ اِنْشَاءً. Birinci kısmına ne denir? Cümle-i haberiye denir, ikinci kısma da inşaiye denir. Yani söyleyen kişinin mütekellimin sıdk veya kizble vasfedilmesi muhtemel ise ona inşa denir, değilse ona sıdk denir, ona haber denir. Sıdk veya kizble vasfedilmesi muhtemelse ona haber denir, cümle-i haberiye. Yok öyle değilse, sadece sıdk ihtimali varsa o zaman inşa. انظر بعد ذلك إلى الجمل في الأمثلة السابقة أو في غيرها. Şimdi bunu öğrendikten sonra diyor, gerek burada verdiğimiz cümleler olsun, gerek başka yerdeki cümlelere bir bak. تجد كل جملة مكونة من ركنين أساسيين هما المحكوم عليه والمحكوم به. İki asli rükünden, yani iki ana ögeden oluşmaktadırlar ki onlara mahkumu aleyhi ve mahkumu bihi denilir. Yani mahkumu aleyhi müsnedu ileyhidir, mahkumu bihi de müsneddir ya da müsnedu bihidir. Ve yusammel evvelu müsneden ileyhi ve thani müsneden. Evet, birincisine müsnedu ileyhi denir, yani mahkumu aleyhi demek müsnedu bihi demektir. Dediğimiz gibi, yani biz darabe zeydun dediğimiz zaman zeyd mahkumu aleyhidir, darabe de mahkumu bihidir. Yani darb eylemiyle zeyd üzerine hüküm vermişiz. Hükmediyoruz ki zeyd vurma işlemini gerçekleştirendir diyoruz. Ya da zeydun kaimun dediğimizde bu defa zeyd müsnedu ileyhidir, kaimun müsneddir. Yani zeyd mahkumu aleyhidir, kaimun mahkumu bihidir. Ama ma adahuma fehuve qaydun fil cümleti ve leyse ruknen esasiyen. Bunun dışındakilere ise kayd denir. Kayd ne demek? Mutlak bir ifadeyi bir şeyle, bir sıfatla, şununla bununla sınırlandırmak demektir. Kayd altına almak demektir. Kaidede bunun hükmü, bunun şeyini söylemiştik. Ama tabi şeyi de önemseyin arkadaşlar. Bak dedi ki وَمَا زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ غَيْرَ الْمُضَافِ اِلَيْهِ وَالسِّلَةِ فَهُوَ قَيْدٌ. Aşağıda dedi ki mudaf ve sıla dışındakiler, çünkü sıla zaten mevsulün tamlayıcısıdır, mudaf-ı ileyhi de mudafın tamlayıcısıdır. Bu bir kayıt değildir, yani isnadla ilgili değildir. Şimdi mesela biz dedi ki جَاءَ زَيْدٌ dedik. Zeyd geldi. Ne oldu? Zeyd mahkumu aleyhi, caa fiili ise mahkumu bihi. Zeyd'e meciyetle hükmettik ama şu anda bu hüküm mutlaktır. Herhangi bir kaydı yok. Sonra dedi ki caa zeydun kabla saatin dedik. Bir saat önce. Ne oldu? O gelme işleminin, yani dün olmadığını, 5 saat önce değil, 1 saat önce gerçekleştiğini ne yaptık? Zamanını takyid ettik. Ondan sonra dedi ki minel medreseti, okuldan geldi. Minel mescidi, camiden geldi. Gelme işleminin çarşıdan olmadığını, köyden, şehirden olmadığını, medreseden olduğunu ya da camiden olduğunu takyid ettik. İşte bu bir kayıttır yani. Tamam mı? Ondan sonra deriz ki biz seyyarati, arabayla geldi. Ha bir de bu gelme eyleminin yürüyerek olmadığını, atla, deveyle olmadığını, arabayla olduğunu mesela yani. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Estağfirullah.